Evet, görüyorsunuz aracımız burada ve 10 numara 5 yıldız, bayağı iyi bir araç, bayağı hızlı bir araç. Şimdi bu aracı modifiye edeceğiz. Aracı bugün çarttaki olan araba bu. Şimdi bu arabayı alıp güzelce bir modifesini yapacağız. Nasıl bir modifesi yapılıyor ona bakalım, arabayı çıkartabileceğiz mi? Umarım arabayı çıkartırız. Ben de çok merak ediyorum, çıkar mı çıkmaz mı? Ama sınırsız çevirebiliyoruz arabayı. Çıkarmak için bayağı uğraştırıyor, acayip uğraştırıyor. Yani neredeyse 3-4 saatimi, 5 saatimi alıyor bir video. O yüzden umarım araba çıkar. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi M tuşuna basalım. M tuşuna bastıktan sonra bu aşağılara doğru inelim. Eğer eviniz varsa Penthouse sedan, yani Casino Penthouse'da eviniz varsa arkadaşlar, burayı seçmeyi unutmayın. Eğer burayı seçerseniz sizin için daha iyi olur, sizin için daha kolay olur. Çünkü neden diyeceksiniz? Birazdan tam çarkı çevirirken internette reset atacağız ya. Bu çarkı çevirdikten sonra, modeme reset attıktan sonra seni tekrar Stura moduna atacak. Stura modundan tekrar buraya geleceksin. Ondan sonra buradan da Gazinu'ya gireceksin. Mesela şimdi Gazinu'ya girelim. Beraber girelim. Gazino. Hemen girelim şuraya. Hemen girelim. Kasino. Kasino. Evet. Gazino'ya girelim. Şöyle var. Şimdi çeviriyor. Evet. E tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3 dedik. Çevirdik. Elimiz bir anda reset tuşunda olacak. Reset tuşuyla reset atmaya çalışacağız. Araba gelmedi. Gelmedi. Çıkaracağız. Reset attık. Resetimizi attık arkadaşlar. Şu anda reset şuna bastık. Gördüğünüz gibi kapandı. Burada seni biraz bekletiyor. Tamam mı? Ondan sonra tekrar reset tuşunu aç. Burada da şeye gidecek. Stura modundan gidecek. Bak, açtık modelimizi. Şimdi Stura moduna gidecek. Gördüğünüz gibi Stura moduna geldik. Burada Stura modundayız gördüğünüz gibi. Burada dediğim gibi buraya geldik işte. İçerideyiz. Moduna geldi. Modemimizin ışığının açılmasını bekliyoruz şu anda. Işığı açıldığı gibi tekrar o servura geçeceğiz. Işığın açılmasını bekliyoruz şu anda. Bakalım, bekliyoruz. Yavaş yavaş açılıyor ışığı. Çat. Kapat. Ha. Işığın açıldığı gibi zaten sana uyarı geliyor. Online'a girmek istiyor musun gibi. Sen bir olay uyarı geliyor. Zaten o uyarıdan sonra online'a bağlanabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle bakalım. Vay, komik komik. Komik. Şimdi internetimizin yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi diyor. Az kaldı. Geldi 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 ve geldi şimdi. Tekrar online'a gireceğiz arkadaşlar. Online'da tekrar deneyeceğiz. Tekrar gireceğiz. Şimdi ESC'ye basıyorsunuz. ESC'ye bastıktan sonra online'a geliyorsunuz. Online'dan sonra go diyorsunuz. Şimdi tekrar online'a girecek. Tekrar deneyeceğiz orada. Öyle deneyip deneyip çıkacak. Yani başka çaresi yok bunun. Onu size söyleyeyim. Evet, görüyorsunuz şu anda online'a bağlanıyor. Şu anda online'a bağlanmaya çalışıyor. Kenarda görüyorsunuz da. Evet. Burada biraz sizi bekletir. Zaten burada bekletmezse hep girer, yani çok çabuk girse. Ben şimdiye kadar çoktan arabayı çıkarmıştım. Buralarda beni beklettiği için böyle en fazla 20 kere denediğin zaman bu sefer 5-6 saat oluyor. 5-6 saat sonra ben size bu videoyu atana kadar da 2 saat oradan geçiyor. 6-7 saat oluyor yani. Bizim yabancı insanlar hep aynı çark videosunu koyuyor, izleniyor. Bazı arkadaşlar diyor ki, abi sen niye hep aynı çark videosu koyuyorsun? Yabancılar da koyuyor. O izleniyor yani, sıkıntı olmuyor. Neden bende sıkıntı oluyor? Ben onu anlayamıyorum. Çünkü taktik aynı taktik. Hepsi aynı. Yani aynısını çeviriyorsun. Başka bir şey çevirmiyorsun. Yani taktik aynı taktik arkadaşlar. Şimdi bakın, tekrar buraya geldim. Şimdi koşuyorum. Bakın, tekrar aynı yere geldik. Koşuyoruz arkadaşlar. Evin içinde neden doğmadı onu da ben de bilmiyorum. Tamam mı? Şimdi ben onu halledeceğim.
halledeceğim şimdi. Kasino. Kasino'yu seçtim. Vay, babalar babalara geldiniz ha. Adama bak, beni tam ezdik. Lan seçtim, kaçtım. Sen kimi eziyorsun lan? Kurik geri. Hemen şöyle bir girelim içeriye. İçeri girdikten sonra tekrar çevirme şansı veriyor. Ama böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. E tuşuna bas. Enter'a bas. Enter'a bas. Tekrar elimizi modene koyalım. Ona göre çıkarıp çıkarmayacağımızı değecek mi değmeyecek mi göreceğiz. Vay 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 vay. 10 numara 5 yıldız. Biliyorsunuz ki bu arabalar yeni çıktı. 2020'de çıktı. GTA 5'te online'da. Bu arabalar çok hızlı. Onu söyleyeyim size. Yani bu araba gelen arabalardan en hızlısı diyebilirim. Çünkü baya hızlı bir araba. Ben bu arabayı biliyorum ve bindim bu arabaya. Şimdi bu arabanın nasıl çıkacağını ve nasıl çıkartacağını ben size söyledim. Çark videosunu da koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Çünkü ben çeviremiyorum. Benim modem biraz benden uzak olduğu için ben çeviremiyorum. Bilgisayarın yanında modemi olan insanlar çevirebilir. Ya da kasanın arkasındaki kablo var ya, bir kablo takıyorsunuz kasanın arkasına. O kabloyu oradan çıkartıyorsunuz, tekrar takıyorsunuz. Nasıl yapacağınızı ben modem olarak göstereceğim. Sadece bağlantısını kesmeniz yeterli olacaktır. Şimdi buraya, bu kısma girelim. Bu kısma girelim. Bu araba hangisiymiş size de göstereyim. Çok hızlı bir araç, onu söyleyebilirim size. Şimdi şuraya girdik. Şuraya girdikten sonra gördüğünüz gibi arabanın fiyatı şu anda 2 milyon 310 bin arkadaşlar. Çıkarabiliyorsanız çıkarın, çıkaramıyorsanız dediğim gibi satın alabilirsiniz. Çok hızlı bir araçtır. Tavsiye ediyorum bu aracı size. Şimdi aracın şöyle bir yanına dönelim. Birazdan modifesini de göreceksiniz. Böyle yanına döndük. Gördüğünüz gibi araç bu. Şimdi aracın bir kere şansını, çarkımızı bir kere biz de deneyelim. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı diye. Şansımızı deneyelim bir kere. Enter tuşuna basalım. Belki çıkar. 3 saniye saydınız. Hızlı çevireceksiniz veya yavaş çevirirseniz daha mantıklı, daha hızlı çıkabilir aslında. Yavaş çevirirseniz bakın. Yani hileyle yapsaydım daha iyiydi. Yani bukla yapsaydım daha iyiydi. Hiç olmazsa 826 level oldum. Şimdi buradan dediğim gibi bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Zaten aracımız orada bekliyor. Göreceksiniz. Selam, bana da şampanya, şampanya oğlum, bana da verin. Şimdi dışarı çıkalım. Yani bir bardak şampanya verse iyi olurdu ama vermedi. Yapacak bir şey yok. Fakirliğinin gözü kör olsun. Evet arkadaşlar, geldik. Evet, görüyorsunuz aracımız burada ve 10 numara 5 yıldız, bayağı iyi bir araç, bayağı hızlı bir araç. Şimdi bu aracı modifeleyeceğiz. Aracı bugün çarttaki olan araba bu. Şimdi bu arabayı alıp güzelce bir modifesini yapacağız. Nasıl bir modifesi yapılıyor ona hep beraber bakacağız. Ondan sonra güzel mi değil mi beraber değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle aracımıza binelim. Aracımıza bindikten sonra modifiye kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ayrılıyoruz ve arabanın sesi muhteşem ya. Arabanın sesi muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Bip 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 dedik ve adamın yanından geçtik. Şimdi hızlıca şöyle yolu tutuyoruz. Böyle gideceğiz abi. Ondan sonra araba bayağı hızlı. Göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Çünkü ben yeni gelen arabalardan en hızlısını bunu görüyorum. Yani budur diye düşünüyorum en hızlı araçlardan. Öteki araçlar pek bunun kadar hızlı olmayabilir. Çünkü ben bunu denedim arkadaşlar. Nasıl bir hız olduğunu da göstereceğim. Yani bakın, şu anda modifiye yapılmadığı halde bu kadar hızlı gidiyorsa, modifiye yapıldığı halde ne kadar hızlı gidebilir onu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada şu kısımlarda modifiye yeri olacaktı. Arabamızı çarptık. Şöyle miydi? Buradaydı herhalde. Evet, buradaydı. Tam yanlış hatırlamıyormuşum. Tamam, buralarda modifiye kısmı. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle gideceğiz. Şuradan döneceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş modifiye kısmına da geldik. Görüyorsunuz. İçeriye gireceğiz.
Evet, gördüğünüz gibi içeriye de girdik. Şimdi buradan bakacağız. Modifiyesini yapmadan önce arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. 55 yarış nedir? 55 yarış ne işe yarar? Onu anlatayım size. Şimdi 55 yarış yaptığınız zaman şuradaki bazı kilit noktalar var. Bu kilit noktalar açılacak. Bu kilitli noktaların açılması için 55 yarışı yapmanız lazım. 55 yarışı nasıl yaparsanız ya sağda ya solda videosu olacaktır. Oradan izlerseniz yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Armosunu ekliyoruz. %100 armosunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi brakesini de ekliyoruz. Brakes gördüğünüz gibi ekliyoruz. Bakın arabamız şu halde şu anda. Bumperesini şu taraflarında işte tamponlarını falan ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi nasıl bir tampon ekleyeceğiz. Tabii ki şunu ekleyeceğiz. Bu daha güzelmiş. Ondan sonra arka kısmı ekleyeceğiz. Arka kısmı neler varmış bakalım. En sondaki hangisi onu yapmayı deneyin arkadaşlar. Enginesini ekleyeceğiz tabii ki. Bunu da ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi egzozu, of, egzoz manyak abi. Güzel egzozlar sokmuşlar buna ama bu da güzelmiş. Şu da güzelmiş ama en sondaki değil de bir üstteki daha iyiymiş yani. Onu yapalım. Bunları ellemeyin. Ellerseniz pişman olursunuz. Direkt dışarı atıyor. Arabanızı patlattıktan sonra tekrar yeniden çağırıyorsunuz. İçeri aldırıyor. Şu anda bunu yaptık. Gördüğünüz gibi bu sefer neosunu da ekleyeceğiz. Neosu beyaz olsun. Hiç ellemeyelim. Beyaz olsun. Bunları da ekleyeceğiz. Bakalım gördüğünüz gibi aracımız manyak bir şey arkadaşlar. Manya manya işte dehşetin dehşeti güzel bir araba. 10 numara 5 yıldız. Bence böyle kalsın aracımız. Aşağılara doğru indirirken bakalım daha neler varmış. Plakamızı değiştirebiliriz arkadaşlar. Buradan metalik kısmından geldiğin zaman metalik kısmından renkleri değiştirebilirsiniz. Bakalım hangi renk yapabiliriz diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, hangi renk yapalım diye mantığımızı yürütmeye çalışıyoruz. İşte bu renk de güzelmiş, şu renk de güzelmiş ama sarı sarı bıktım artık sarıdan. Şu renk yapalım bu sefer de. Güzel. Fenerbahçe rengini yaptık. O da güzel. Yani o da güzel. O da muhteşem. Şimdi üstündekini de sarı yaptık mı? Fenerbahçe olabilir. Şimdi evet, biraz daha bakalım başka renk var mı? Evet. Şu anda daha iyi bir renk tutumu oldu. Şimdi şuralara geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şuralara, şu kısımlara. Evet, böyle de yaptığımız zaman daha mantıklı olacak. Şimdi buradan da spor ellerini ekleyeceğiz. Bakalım neler varmış, nasıl bir şeyler varmış. Tekrar baştan bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şeyler varmış. Hemen şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkleri değişiyor. Evet, görüyorsunuz. Arka kısmı hangisini yapalım? Şunu yapmayalım. Biraz mantıksız duruyor. Şu aslında bu da güzel değil. Bakalım. Şu daha mı güzel ya? Biraz daha bakayım. Evet, az önceki daha güzel arkadaşlar. Bu daha güzelmiş. Bunu daha güzel yapmıştı. Şimdi şurasını gördüğünüz gibi burasını da yaptık. Ondan sonra bunları da yapacağız. Yaptık. Şimdi bunları da aşağılara iniyoruz. Şunları da bastık. Gördüğünüz gibi bastık mı acaba? Basmamış. Bastık şimdi. Aşağılara iniyoruz. Turbosunu da basıyoruz. Turboyu biliyorsunuz arkadaşlar. Aşağılara indiğiniz zaman buradan tekerlek kısımlarına şuradan Louvre'inden tekerlekler yapalım veya yeni gelen tekerleklere bir bakalım. Yeni gelen tekerlekler de güzel olabilir. Evet, yeni gelen tekerlekler gerçekten güzelmiş. Buradan çıkacağız, renklerini boyayacağız. Sarı bularsak sarı yapacağız. Bakalım sarı bulabileceğiz mi? Evet, sarı bulduk, arabayı sarı yaptık. Çok güzel bir renk bence. Çok güzel, beğendim. Pardon. Görüyorsunuz böyle yaptık işte, tekerlekler 10 numara 5 yıldız oldu. Burada da beyaz falan filan işte. Aşağılara indiğin zaman camını da yaptım mı 10 numara 5 yıldız oldu aracın. Bakın arkadaşlar, aracımız süper oldu. Şimdi dışarıya bir çıkalım. Aracımız mükemmel bir şekil aldı. Aşağısını beyaz bırakmak en iyisi ışığını. Böyle 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi arabanın ne kadar hızlı gittiğini görün. Kalkışını görün. Arabanın kalkışı bayağı iyi bir araba olduğunu zaten oradan gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arabanın görüyorsunuz kalkışını, göreceksiniz şimdi. Bakın abi, araba bayağı hızlı gördüğünüz gibi. İşte bugünkü çarkta olan araba bu. Görüyorsunuz araba bayağı
Mükemmel bir araba. Hatta şöyle bir kaydır aldım yavaş yavaş. Biliyorsunuz ki tekerleğin lastiklerinden realde bile beyaz çıkar, siyah çıkmaz. Onu size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir yavaş yavaş hızlandıralım bakalım aracımız ne kadar hızlıymış. Abi araç baya hızlı. Bunu ben size söyleyeyim öncelikle. Görüyorsunuz araç baya hızlı. Durduramıyorsun bile. Böyle burada bu aracı süremeyiz. Yani mantıklı olarak bu aracı farklı bir yere götürüp hızını denemek lazım ama nasıl bir yere götürebilirim diye düşünüyorum. Şuradan acaba dümdüz gitsek ne olur diye düşünüyorum. Abi araba çok hızlı. Şu aşağılardan gidebilirsek arabamızı deneyeceğiz. Bakalım şu aşağılara inebilirsek. Evet yavaş yavaş şuralardan inebilir miyiz? Evet inebiliriz. Bakalım. Haydi bismillah. Oh süper indik. Bakın abi araba ne kadar hızlı. Kendi gözünüzle görün. Görüyor musunuz? Araba çok hızlı. Hemen hızını aldı. Görüyor musunuz? Yan tarafta hız denemesi olsaydı deneyecektim sizin için ama hız denemesi yok. Görünmüyor hiçbir şekilde. Bu araba en az 200 falan basar arkadaşlar. 200-250 falan basar. Onu ben size söyleyeyim. Çünkü araba baya hızlı bir araç görüyorsunuz. Baya mükemmel bir araç. Çarptım 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 çarptım. Çarpma lan. Ya abi çok korkuyorum hemen çarpıyor ya. Mahvediyor aracı. Uyuyuyuyuy. Görüyorsunuz abiler yani araba bu. Arabayı çıkarmaya değer. Bilginiz olsun. Nasıl çıkaracaksınız zaten sadece modem kısmından size göstereceğim. Ne yapacağınızı göstereceğim. Öyle sınırsız çevirebileceksiniz. Araç kesin çıkıyor. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırlı olduktan sonra arabayı kesinlikle elde edebiliyorsunuz. Her şeye bence değer 2300 bilmem kaç bin olarak. Hatırlamıyorum şu anda fiyatını. Her şeye değer bence. Çıkarmaya değer ama modemin kapat aç kapat aç bozulması ihtimali de var. Ona göre kasanın arkasındaki kabloyu, internet bağlantısı olan kabloyu çekseniz daha mantıklı olabilir. Onu size söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Instagram takip, Discord takip. Şimdi bu videoda buraya kadar. Hoşça kalın.